Yatırım Bülteni'ne hoş geldiniz. Ben Zeliha Saraç. Bugün 27 Temmuz. Günlerden pazartesi. Herkese iyi haftalar diliyorum. Bu hafta kısa bir hafta olacak. 4 işlem günü. Perşembe günü yarım gün Arife nedeniyle ve cuma günü de piyasalar kapalı olacak. Bayram tatili nedeniyle ta ki salı gününe kadar salı günü işlemeye başlayacak. Tabii önemli gelişmeler var bugüne dair ki bunlardan bir tanesi Borsa İstanbul'dan 2-0 atılacak olması. Ama piyasalar açılmadan önce biz bir bakalım neler var bu haftada. Öncelikle Houston'daki Çin konsolosluğuna ABD güvenlik güçlerinin baskın yapmasıyla ilgili haberi paylaşalım. Geçtiğimiz hafta bilindiği üzere ABD-Çin arasındaki gerginlik bu pandemi boyunca devam etti. Öncesinde zaten birinci faz anlaşması noktasında devamlı konuşuyorduk ABD-Çin arasındaki gerginliği. Arkasından pandemiyle birlikte, korona ile birlikte ABD tarafından Çin'e devamlı suçlamalar geldi. Ara ara ticaret vergilerinden tutun da bu faz anlaşmasıyla ilgili ve bu virüsle ilgili ABD-Çin arası gerekirse Güney Kıbrıs Çin Denizi ile ilgili ara ara her iki ülke arasında gerginlikler gördük, biz şahit olduk. Ama bu sefer farklı boyuta gelmiş durumda. Geçen hafta itibariyle Amerika Birleşik Devletleri Çin'e dedi ki üstündeki konsolosluğu kapatın. 5 tane temsilciliği var toplamda ve Çin daha sonra bununla ilgili bir tepki gösterdi. Tepkisi neydi? Bu siyasi bir karar dedi ve arkasından biz de gerekeni yapacağız dedi. Bu gelişmeler ışığında arkasından Çin geçtiğimiz hafta Amerika Birleşik Devletleri de konsolosluğu kapatmasını istedi. Çin'de bulunan konsolosluğunu kapatmasını istedi. Gelişmeleri biz geçen hafta bu şekilde bırakmıştık. Ancak Çin konsolosluğuna, bu Houston'daki Çin konsolosluğuna ki 3 gün süre verilmişti kapatılması için, Amerikalı federal ajanlar ve güvenlik güçleri tarafından baskın yapıldı. Çin konsolosluğun federal ajanlar tarafından basılmasında sert bir dille eleştirdi. Çünkü dedi ki orası Çin'in ulusal toprağı, ulusal mülküne zorla girdiler. Öyle bir açıklaması var ve diplomatik kurallar çiğnendi dedi. Amerika otoriteleri ise Houston konsolosluğunun ticaret sırlarının açığa çalınması başta olmak üzere casusluk faaliyetlerinin merkezi olduğunu söyledi. Trump yönetimi yetkilileri cuma günü gazetecilere yaptıkları bir açıklama var. Buzdağının görünen kısmı diyor Çin'in Houston'daki konsolosluğu için. Houston'un misilimi olarak da Amerika'nın Chengdu konsolosluğu kapatılmıştı geçen hafta. Bakalım ne olacak bu noktada? Çin buna karşılık bu hafta nasıl bir tepki verecek? Gerçekten büyük bir özdeşme söz konusu orada var. Bir de bunun yanında seçimlere de 99 gün kaldı. Resmi olarak 100 gün başlamış durumda ABD'deki seçimler. Trump ve Biden arasında da yaklaşık bir 14 puanlık ciddi bir fark var. Bu da Trump'ın aleyhine diyelim. Şimdi koronavirüs salgınının ilk merkezlerinden Çin ve İspanya'daki yeni vakalar ikinci dalga endişelerini körüklemiş durumda. Zaten Avrupa tarafında borsaları verirken buna ait özel haber akışında size aktaracağım. Ülkeler paniklemiş durumda. İkinci dalga endişesi var. Normalde bu 10 milyondu. Bundan yaklaşık 3-4 hafta önce 10 milyon kişiydi toplam vaka sayısı. Şu an 16.1 milyon kişi geçmiş durumda dünya çapında. 647 bin aşkın can kaybı var koronavirüs salgını dolayısıyla. Çin'den ve İspanya'dan ikinci yeni vaka haberleri geliyor. Çin'de pazartesi günü 57 yeni lokal vaka açıklandı. Bu sayı Mart ayı ortalarından bu yana en yüksek vaka sayısı olarak dikkat çekiyor. Sıfırlanmıştı. Geçtiğimiz haftanın son iki günü Mayıs ayından bu yana en yüksek vaka sayıları ise İspanya açıkladı. İngiltere'nin tatil için güvenli ülkeler listesinden çıkarıldı. Bu noktada Hong Kong'da ise 5. günün üst üste 100'ün üzerinde vaka var. Orada da vaka sayıları çok azalmıştı. ABD genelinde vaka sayısı son 7 günün ortalamasının altına gerilemiş durumda ama Florida eyaletinde çok fazla vaka vardı. Türkiye'de vaka ve yoğun bakım sayıları son günlere paralel açıklanmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı'nın son verilerine göre yoğun bakımda Türkiye'de 1249 hasta var şu an. Pazar günü açıklanan verilere göre ise 24 saatte yeni vaka sayısı 927 kişi olarak açıklandı. Can kaybı ise 17 olarak geçti bu noktada açıklamalarda. Hafta sonu gelen bir başka haber şuydu. Salgın döneminde çıkan taşıt kredi kampanyasından 6 üretici çıkarıldı. Detay ne? Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından açıklama yapıldı. Müşterilere düşük maliyetli finansmana erişimi amaçlayan taşıt kredisi paketinin amacına aykırı kullanıldığını ifade ettiler. Bununla ilgili olarak Honda, Hyundai, Fiat, Ford, Renault ve Toyota firmaları kredi paketi kapsamında çıkarılmış durumda. Bunun detaylarını gün boyu konuşacağız. Hafta sonu gelen bir haberdi.
Standard & Poor's, Türkiye'nin B artı olan notunu teyit etti, görünümünü durağan olarak belirledi. Seans kapanışında geldi bu açıklamalar S&P'den, not değerlendirmesinde bulundu Cuma günü. Türkiye'nin notunda bir değişikliğe gitmedi, görünümünü durağan olarak korudu bu noktada. Türkiye'nin notunu Arnavutluk, Bolivya ve Ürdün'le aynı seviye olan B artıda bırakmış durumda. S&P'nin açıklamasına baktığımızda koronavirüs salgınıyla mücadele için diyor, otoritelerin bir dizi mali önlem aldığına dikkat çekiyor. Virüs kontrol altına alınmış gözükmesine rağmen ekonominin kademeli bir şekilde normale dönmesini bekliyoruz diyor. Hızlı bir dönüş beklemiyor Standard & Poor's Türkiye'nin ekonomisini. 2020 yılında Türkiye'de %3.3'lük bir daralma beklentisi var. Bankalara yönelik yüksek seviyede bir destek gelmemesi durumunda S&P diyor ki Türkiye'nin 2020 sonu kamu borcu gayri safi yurt dışı hasıla oranı %35. Aslında bu diğer ülkelere göre oldukça iyi. Avrupa tarafında %100'ler var bu noktada. Bizim borçluluğumuz yine iyi. %30'un altındayız ama %35 bekleniyor. Kurum bunun Türk otoriteleri manevra alanı yarattığı görüşünü paylaşmış. Öte yandan koronavirüs salgını sonrasında Türk ekonomisinin kademeli olarak düzeleceğine dair bir görüş de bildirmişler. Bugün tepkilere bakacağız. Ama bugün piyasanın farklı bir, daha doğrusu gündemi olacak. Ne olacak? Borsa İstanbul endekslerinden bugün 2-0 atılacak. Şimdi 119 bin seviyelerde 1190 gibi olacak bu. Arkasından geri kalan da virgülle ayrıştırılacak. Aktaracağım sizlere piyasaları aktardığımda. Bakalım o zaman Borsa İstanbul'da Cuma günü kapanış nasılmış? Şimdi 119.201 %0.14'lük bir primi var. Aslında geçtiğimiz hafta Amerika'nın ve Avrupa borsalarından pozitif ayrıştı. Jeopolitik gelişmeler var tabii. Az önce bahsettiğim ABD Çin arasında gerginlik, Avrupa'daki vaka sayılarındaki artış. Bunlardan ayrı olarak pozitif ayrıştı. Dediğim gibi biraz önce çift sıfır atılacak buradan Borsa İstanbul'dan. En son 1997 senesinde 2-0 atılmıştı Borsa İstanbul'dan. Arkasından neredeyse %200'e yakın bir primi vardı yıl sonunda. Ama konuşacağız konuklarla. Şimdi nasıl olacak peki? 1192,01 olarak söyleyeceğiz. Yani 119.200 demeyeceğiz artık bugünden itibaren. 1192,01 diyeceğiz ya da 1192 diyeceğiz. Geri kalan şu iki rakamını virgülden sonra okuyacağız. Aynı 60'ta olduğu gibi. %0.14 prim dedik. Nasıl? Onu da söyleyelim bu arada. Bu sıfır atılmasıyla ilgili. Biop'ta sözleşme büyüklükleri 100'den 10'a düşecek. Bu detay var. Fiyat adımı 0,025'ten 0,25'e çıkarılacak. Fiyat katasyonu ise 10 ile çarpılmış değerler üzerinden yapılacak. Viyop'ta yeni kullanım fiyatlarını içerecek sözleşme kodları değişecek. Geçiş öncesindeki pozisyonlar öz sermaye uyarlaması fonksiyonu ile yeni sözleşmelere taşınacak. Endekslere dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinde açık bulunan iptale kadar geçerli ve tarihli emirlerse, aktivite edilmemiş şarta bağlı emirlerse iptal edilecek bu noktada. 23 yıl aradan sonra olduğunu ifade edelim. İstanbul'da, Borsa İstanbul'da 123 fiyat ve getiri endeksinden 2-0 atılacak. Bunu da söyleyelim, tam olarak sayı vermiş olalım sizlere bu noktada. Ve dolar TL, şimdi oraya bakmadan önce Borsa İstanbul'da nasıl bir kapanış vardı? Hangi endeksler değer kaybetti? %0.36 ile bankacılık endeksi değer kaybetti Cuma günü. Değer kazanan sadece %0.2 ile holding endeksi oldu. %2,14 ile ise orman, kağıt ve basım en çok gerileyen ise %1.19'da elektrik sektörü olduğunu ifade edelim. Şimdi biz bu hafta içerisinde zaten Türkiye yönelik aslında veri akışında enflasyon raporunu çok yakından takip edeceğiz. PPK'nın toplantı özeti gelecek. Bunu takip ediyor olacağız. Merkez Bankası Başkanı'na sorular gelecek mi? Bunu takip ediyor olacağız bu noktada. Şimdi gelelim dolar TL'ye. Dolar TL ABD için gerilimiyle 16 ayın en düşük seviyesindeydi zaten. Biz geçen hafta para politikası kurulu toplantısının yapıldığı gün doları 6.82-6.86 bandında gördük. Bu 6. haftası yatayda. 6.84-64 seviyesini görmekteyiz. 63 seviyesi dolar TL. Euro tarafında işte şaşırtıcı durum var daha doğrusu. %0.44'lük bir prime sahip. 8.01 seviyesinde euro TL ama parite de yukarıda. 1.17.08. Liderler zirvesinden sonra 750 milyar euroluk pakette anlaşılmıştı. Bu liderler zirvesinin hemen öncesinde hareketine başladı euro dolar paritesi ve devam da ediyor bu noktada. Şimdi biz bu haftaya baktığımızda borsanın altının ve euronun kazandırdığını gördük. Dolar
kaybettirdi bu hafta içerisinde diyelim. Tahvil faizlerine de bakalım bu arada. Tahvil faizlerinde neler var? Bir hatırlatma da yapalım. Hafta sonu bir haber geldi. Halkbank'tan ABD aleyhlerine açılan hukuk davasına ilişkin bir açıklama da geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nde Halkbank'la ilgili ayrı bir dava açıldı. Halkbank'ta bu noktada şöyle bir açıklaması var. İran'da alacakların tahsil edemedikleri gerekçesiyle açıldı. Bazı müştekilerce banka aleyhine dava açıldı. Geçmişte buna benzer davalar oldu ama başarısızlıklar sonuçlandı dedi Halkbank. Tahvil tarafına bakacağız. Cuma günü getiriler nasıldı? 2 yıllık tahvillerde %10.57 seviyesini gördük. Aslında şöyle 10.30'lu seviyeler vardı. PPK'nın olduğu gün yukarı doğru 10.40'a kadar yükselmişti ama cuma kapanışında %10.57 seviyesinden yaptı. Yine 10 yıllıklara baktığımızda %12.30 seviyesini görüyoruz getiri açısından. Ve devam edelim biz hemen Avrupa piyasalarına bakacağız. Avrupa borsalarında satıcılı bir durum var. Az önce bahsettiğim nedenlerden pandemi ve vaka sayılarındaki artış Avrupa tarafını endişelendiriyor. Londra borsasında %1.4'lük bir kayıp var. Paris'te %1.54'lük kayıp görüyoruz. Almanya DAX'ta %2.02'lik bir kayıp var. 12.838 seviyesinden kapanış yaptı. İtalya tarafında 20.075 %1.85'lik bir kayıp var. İngiltere'de Dışişleri Bakanı'nın açıklaması vardı Dominic Raab'ın. Önlemler alınmadığı takdirde diyor Covid-19 vakalarında ikinci dalgayı ve yeni bir karantina dönemini başlatabiliriz. Bu yorum önemliydi. İspanya'dan döneceklere 14 gün karantina kararı alındığında ifade edelim. Belçika'da İspanya'da Covid-19 yeni vakaların arttığı bazı kentlere gidişleri yasakladığını da söyleyelim. İspanya'nın özellikle ülkenin doğusunda bulunan Katalonya ve Aragon özel bölgelerinde yoğunlaşan yeni tip koronavirüs salgında artan yeni vakalar olduğu ifade ediliyor. Avrupa'nın diğer ülkelerinde de endişe konusu oldu. Bir taraftan İtalya'ya bakalım. İtalya'da iki Avrupa Birliği ülkesine karantina şartı getirdi. Hangi ülkeler bunlar? Romanya ve Bulgaristan. İtalya'ya gelenlere 14 günlük karantina uygulaması şartını öngören bir kararname çıkarttı. Romanya'dan ve Bulgaristan'dan İtalya'ya gelenler için. Devam edelim Amerika piyasalarıyla. Şimdi Amerika piyasaları yayının başında söylediğim gibi ABD için gerginliğinden dolayı zaten geçen hafta çok karışık bir seyirle kapatışlar yapmıştı. Dow Jones endeksinde %0.6'lık, %0.7'lik bir kayıpla biz cuma günü kapattık. S&P 500 tarafında %0.6'lık bir kayıp var. Nasdaq tarafında %1'e yakın bir kayıp olduğunu da ifade edelim. Aslında cuma günü Amerika'da imalat sanayi PMI geldi. 6 ayın en yüksek seviyesinde açıklandı. 1,5 puanlık bir artış gördük biz imalat sanayi PMI'nda. 51.3 seviyesinde gerçekleştiğini söyleyelim. Amerika'daki konut satışları verisi yine cuma günü geldi. 13 yılın zirvesine tırmandığını söyleyebiliriz. Haziran ayına ait bir veri olduğunu da ifade edelim. Yeni konut satışları söz konusu dönemde bir önceki aya göre %13,8 arttı. Yıllıklandırılmış olarak 776 bin olduğunu da söyleyelim. Şimdi biz bu hafta bir de ne bekliyoruz? FED toplantısı, faiz kararı gelecek. Çarşamba günü itibariyle bekliyoruz biz bunu. Commerzbank Anadolu Ajansı'na bir yorum haber yaptı. FED'in yoğun bir biçimde sözle yönlendirmenin güncellemesi konusu tartışılıyor. İfadesine yer verildiğini söyleyelim. Commerzbank'ın ABD FED ekonomisti Weidenscheidner tarafından söylendi bu. Ne söylendi? Onu da söyleyelim. Jerome Powell'ın toplantıda konuyla ilgili biraz bilgi verebilir diyor FED Başkanı'nın düşük faiz oranlarının uzun bir süre için tutulacağı noktasında. Bunun yanında ifadesinde resmi bir değişikliğe gitmesi için biraz erken olduğu söylenmiş Commerzbank tarafından. FED şu anda 2007-2009 krizi sonrasında diyor para politikasında erken sıkılaşmaya gidildiği inancına sahip. Banka bu dönemde güçlü iş piyasası performansının ardından enflasyonist baskıların olacağının öngörüldüğü bir modele bel bağladı şeklinde konuştu Commerzbank. Şimdi biz bakacağız çarşamba günü FED'den ne gelecek, ne gibi açıklamalar gelecek. Vadeliler tarafına bakalım biz o zaman. ABD vadeliler artıda başladı bugüne. %0.28'lik bir prim var. Dow Jones vadelide 26.392 seviyesinden işlemler devam ediyor. Nasdaq tarafında %0.5'lik bir prim görüyoruz. Ve S&P vadeli %0.27 primli. Amerika'da 99 gün sonraki başkanlık seçimleri için geri sayım başladı. Bazı tarihler vereceğim size. Bunlardan bir tanesi Biden'ın yani Trump'ın karşısındaki Biden'ın demokratların tek adayı. Resmi adaylığını 17-20 Ağustos'ta Wisconsin eyaletinde açıklayacak. Diğer taraftan Trump 24-27 Ağustos'ta Florida'da Cumhuriyetçi Parti'den yeniden aday gösterebileceği kongreyi eyaletteki vaka sayılarının rekor seviyeye ulaşmasının ardından iptal etti.
Aralarında 14 puanlık bir fark var anketlere göre. Biden lehine diyelim. Biden'ın resmi olarak açıklandığı gün bir başkan yardımcısı açıklayacak. Aslında bir kadın başkan yardımcısı istediğini daha önce ifade etmişti. Anketlerde yarışı önde götürdüğünü düşünüyorlar tabii bu noktada. Seçimlere müdahale endişesi de var. Seçimlere müdahaleden endişe duyuluyor. ABD istihbarat yetkilileri Rusya, Çin ve İran'ın seçim altyapısı ve siyasetçilere özel yazışmaların hedef alınabileceği konusunda uyarıları var. Posta yoluyla yapılacak seçimler. Bu noktada Trump'ın çekinceleri var posta ile oy kullanma konusunda. Biden'ın bazı sözleri var. Bu Trump'ın yapmış olduğu, almış olduğu kararları tersine çevireceğim diyor. Bunlardan bir tanesi göçmenler, diğeri bazı Müslüman ülkeleri, ABD'ye yasak, Amerika'nın iklim anlaşması ve birçok anlaşmadan, uluslararası kuruluştan ayrılması, İran nükleer anlaşmasından çekilmesi gibi aldığı birçok kararı tersine çevireceğim diyor Biden. Takip ediyor olacağız ama 100 gün başlamış durumda Amerika Birleşik Devletleri'nde. Hızlı bir şekilde Asya tarafına da bakalım. Asya'da nasıl kapanışlar ya da nasıl bir prim var? Sadece KOSPI'de %0.9'luk prim görüyoruz. Onun dışında Nikkei'de de, Şangay'da da, Hong Kong'da da eksiler var. Hemen MTI'ye bakalım. MTI önemli. Özellikle altın. Sabah biz altın nerede gördük? 1930'un üstü. En son 1921 seviyesinde, rekor seviyesi burasıydı. Bugün %1.6'lık primle 1933 ons dolarda işlemlerine devam ediyor. Gümüş tarafında %6'ya yakın bir prim var. 24 dolara gelmiş durumda gümüş altını takip ediyor. Brent petrol ve NYMEX tarafına geçtiğimizde ise kayıplar var. Bunun en büyük nedeni tabii genel olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde petrol sondaj kulesi sayısının Mart'tan bu yana ilk kez artmış olması, altın da tüm zamanların en yüksek seviyesine geldiğinde söyleyelim. Altın destekli borsa fonlarında altın varlıkları bu yıl 2009 yılında ulaştığı tüm zamanların en yüksek seviyesini aştı diyorlar. Ve toplam varlıklar 3300 onsu aşarak yeni bir rekor kırdı deniyor. Verilere bakalım biz hemen. Bugün neler açıklanacak? Bu hafta veri olarak çok yoğun bir trafik yok. Amerika ve Avrupa tarafından büyüme rakamlarını bekliyoruz ama bugüne döndüğümüzde Türkiye Temmuz Reel Kesim Güven Endeksi ile kapasite kullanım oranlarını bekliyor olacağız. Bu Temmuz ayına ait. Yine saat 10'da Temmuz ayı sektörel güven endeksleri gelecek. Önemli. Almanya Temmuz İFO İş Dünyası Güven Endeksi gelecek. Saat 11 itibariyle bekliyoruz. Ve ABD Temmuz dayanıklı mal siparişleri verisiyle beraber Amerika Birleşik Devletleri'nde Temmuz Dallas FED İmalat Aktivite Endeksi gelecek. Saat 17.30 itibariyle gelecek verileri söyleyeyim. Peki Mark Mobius'un geçen hafta bir açıklaması vardı altınla ilgili olarak. Mobius piyasaların V tipi bir toparlanma beklentisinin fiyatlarda etkili olmaya devam edeceğini ifade etti. Bunun yanında gelişen ülkelerin düşük faiz ortamından yararlanılıyor diyor ve altında da çok güçlü bir yükseliş beklediğini ifade ediyor Mark Mobius. Hemen izleyelim haberimizi. Şunu çok merak ediyorum. Manşetler her geçen gün daha da kötüleşiyor ve piyasalar bunu görmezden geliyorlar. Neden ve siz de bu manşetleri görmezden geliyor musunuz? Biliyor musunuz bu çok tipik bir şey. Ben zaten insanların piyasaların üstünden gelmesi gereken endişe duvarından bahsediyordum ve bunu Mart ayından beri görüyoruz ve Mart'tan beri piyasaların sürekli arttığını görüyoruz. Gazeteye bakıyorsunuz. Televizyonu açıyorsunuz. Covid-19'dan hayatını kaybeden insanların haberleriyle dolu. Tabii bu tarz şeylerin olması çok tipik bir şey. Haberler size zarar verecek şeyleri söylerler. O yüzden de biraz daha negatif olurlar. Bu normal bir şey. Ancak insanlar şu an bir V şeklinde toparlanma görüyor. Ve sanırım bunu dünyanın farklı yerlerinde görüyorsunuz. Gelişen piyasalardaki toparlanma muazzam oldu. Ve ABD'de tabii ki çok iyi bir şey yaptı. Mark Mobius, gelişen piyasaları daha fazla hareket ettiren şey nedir? Covid-19 mu yoksa Fed mi? Ve ABD'deki getiriler mi? Bence iki şeyin kombinasyonu. İlk olarak tabii ki Fed. Çünkü faiz oranlarını çok aşağı çektiler. Bu ne demek? Bu gelişen piyasalardaki faizler de hazine tahvilleri ya da şirket tahvilleri de aşağı gidebilir demek. Bu bir şey. İkinci şey de Dünya Bankası'nın, IMF'nin, bütün bu diğer kuruluşların bu piyasalara enjekte ettiği likidite ki onlarla borçlarını ödeyebilsin ya da altyapı harcaması yapabilsin. Bu da başka bir şey. Tabii ki ülkelerin kendi içlerinde de artan bir şekilde harcama yapıldığını görüyoruz. Bütçelerini kullanırlar. Tabii bu bütçe açının daha yüksek olması anlamına geliyor. Ancak bu da tabii ki piyasalara likidite enjekte eden bir şey. Yani bu iki şeyin kombinasyonu var şu an karşımızda ve bir artışa sebep oldu. İlginç şey şu ki altın da mesela çok iyi bir performans gösterdi hisse piyasası gibi. Biliyorum altın
Mart ayının başından beri biraz geri kaldı. Şu ana kadar biraz geri kalmıştı S&P ile kıyaslandığı zaman. Ancak 5 yıllık sayılara bakacak olsanız hemen hemen aynı şeyin yaşandığını görürsünüz. Altın da arttı. En düşük seviyelerden %75 oranında artış gösterdi altın 5 yıl içinde. O sebepten ötürü çok ilginç bir durumdayız şu an için. İnsanlar hisselere bakıyorlar kendi sermayesini koruyabilmek için, kendi paralarını koruyabilmek için. Çünkü hisseler enflasyonu uyarlayacaktır ve aynı zamanda altın da arıyorlar ki kendilerini hedgeleyebilsinler. Bunu dile getirdiğiniz için çok sevindim. Getirilere bakalım, özellikle de ABD'de ve aynı zamanda altına da bakalım. Bu bana çok mantıklı gelmiyor. Enflasyon beklentileri için hala 100 bas puanlık düşük bir yerdeyiz. Birkaç yıl öncesiyle kıyaslandığında dahi. Bunları nasıl bir bağlama oturtuyorsunuz? Unutmamanız gereken bir şey var. Faizler arttığı zaman insanlar şöyle der. Altın tutuyorsun, altın sana faiz vermiyor der insanlar. Ancak faizler sıfıra ya da sıfıra yakın bir yere geldiğinde altın cazip bir enstrüman haline geliyor bir anda. Hiçbir şekilde faiz almama için endişelenmeniz gerekmiyor. Altın fiyatları da zaten piyasadaki belirsizlik arttığı için artar hale geliyor. Diğer ilginç bir şey de altınla alakalı şu. Son dönemlerde sayıları kontrol etmedim ancak arz, madenlerden çıkan arz çok önemli. Bu Covid-19'la birlikte şöyle düşünüyorum. Maden çıktısı düşecektir altın için ve bu da tabii ki altın fiyatları için yukarı yönlü bir baskı uygulayacaktır. Evet, endeksten 2.0 atılacak. En son 97'de atıldı. O yüzden önemli bir gün. Burak Karagöz, Borsa İstanbul binasında bizi bekliyor. Burak, söz sende. Zeyla, teşekkürler. Borsa İstanbul'un seans salonundayız. İlerleyen dakikalarda seans açılacak ve Borsa İstanbul'da yeni dönem başlayacak. Borsa İstanbul'da bugün endekslerden 2.0 atılması ile tarihi günlerden biri yaşanacak. Borsa İstanbul'un 2018'den bu yana zaman zaman gündemini meşgul eden, herkesin de merak ettiği endekslerden 0 atılması uygulamasında nihayet sona gelindi. Yapılacak sistem güncellemesi ile beraber 2.0 atılması hayata geçirilecek. Yatırımcılar da işlem başladı. Sonra sistemlerini açacaklar ve kapayacaklar. Kısa bir aralıkta sisteme bütün bilgisayarlar adapte olacak. Şimdi BIST 100 endeksi başta olmak üzere Borsa İstanbul tarafından hesaplanan 123 fiyat ve getiri endeksinden 2.0 atılması ve vadeli işlem ve opsiyon piyasasında endeks vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri yani VIOP'ta esaslarında değişiklik yapılmasını içeren BIST'teki güncellemesi devreye alınacak. Peki VIOP'ta ne ifade ediyor bu? Baktığımız zaman VIOP'ta endeks vadeli işlem sözleşmeleri büyüklüğü 100'den 10'a düşürülürken fiyat adımında 0,025'ten 0,25'e çıkarılacak ve fiyat kotasyonu 10 ile çarpılmış değerler üzerinden yapılacak diyoruz. Diğer taraftan baktığımız zaman senin de biraz önce söylediğin gibi 23 yıl sonra yeniden yani 1986 yılında İstanbul Menkul Kıymetler Borsası İMKB adıyla faaliyete başlayan borsada ilk olarak 1997'de endekslerden 2.0 atılmıştı. 97'den bu yana atılmamıştı ve son 2 senedir konuşuluyordu diyelim. Borsa İstanbul'un tarihi öneme sahip gelişmelerine bakıldığında 34 yıllık zaman dilimi içinde özellikle 2015'ten itibaren Borsa İstanbul yöneticileri ve Borsa İstanbul genelinde teknolojik atılımların ve altyapı yatırımlarının hız kazandığını ve gelişen ürün yelpazesiyle yani yeni enstrümanlarla yatırımcı sayısı ve tabanında da genişme sağlandığını biliyoruz. Birazdan dediğim gibi seans başlayacak. Orada da yanımda değerli bir konuğum olacak. Dolayısıyla gelişmeleri onunla konuşacağız diyorum ve sözü tekrar sana bırakıyorum. Evet Burak, tarihi bir gün yaşıyoruz gerçekten de. En son 97 senesinde olduğundan dolayı bu tarihi günü bugün artık açılışta göreceğiz. Ergün Tekgül telefonumuzda, hemen Ergün'e de döneyim. Ergün, iyi sabahlar, iyi haftalar diliyorum. Şimdi 2.0'ın atılması, VIOP'taki değişikliklerin VIOP'a etkisi olur mu olmaz mı? Bu tabii bunun psikolojik etkisi soruyorum çünkü değişen bir şey yok deniyor gibi anlamaya çalışıyoruz. Ve Borsa İstanbul açısından. Zeliha, günaydın, iyi sabahlar, iyi haftalar olsun herkese. Kısa bir hafta olacak ama önemli bir hafta tabii ki. Teknik bir düzeltme, artık bunu yatırımcılar da anlamıştır. 2.0'ı sonundan biliyoruz. O kadar, aslında çok da fazla yedirecek bir durum yok. Tabii bu durum önemli. Bir alışkanlık var. Alışkanlıklar çabuk şey yapabilir. Birkaç hafta sonra artık insanlar yeni fiyatlama şekline de alışacaktır. Bunun dışında tabii bu durum en çok VIOP
Vadeli işlemler ve opsiyon piyasasını bizim piyasamızı ilgilendiriyor. Nihayetinde çünkü alt-sat işlemlerinin olduğu, endeksin alıp satım işlemlerinin olduğu bir piyasa bizim piyasamız. O yüzden yatırımcılar için biraz adaptasyon süreci olacak. Onun dışında bir şey yok. İlk gün önemlidir her zaman. Bugün çok temkinli, dikkatli olunmalı. Özellikle algoritmalar cephesinde yatırımcıların katla kat düşünüp algoritmaların çalıştırmaları gerektiğini düşünüyorum. Piyasayı bozucu bir takım şeyler çünkü olunabilir. Likidite ve spreadin ne olacağını şu anda tam kestiremiyoruz. Malum üzere önümüzde yakın dönemde bir konuyla ilgili yaşanmıştık bir tecrübe. Yok hiçbirimizde. Biz de ne olacağını tabii ki görmek istiyoruz. O yüzden burada biraz daha görüp bugün yatırım cephesine katılmak önemli olacaktı. Dalga boylarını yükseltmemek için. Bizim evet. için kolaylık oldu Zeliha. Biyopçular için özellikle. Çünkü kendi adıma söyleyeyim 15 yıldan beri işte yatırımcı ne kadar teminat koyuyor. İşte yatırımcıya siz bunun 10 katını kazanıyorsunuz ama işte 10'la çarpın %1 gibi çeşitli şekilde ne kadarlık bir büyüklük satın aldığını yatırımcıya anlatmaya çalışıyorduk. Şu anda işimiz kolaylaştı aslında teknik açıdan. Çünkü diyoruz ki işte 1250'den alıyorsunuz işte 10'la çarpın aldığınız büyüklükte 13.500 TL'lik büyüklük. Gitti gitti. 10 katı kadar büyüklüğü. Yani kaldırıcı çok daha net bir şekilde yatırımcıya anlatacağız. Yatırımcı açısından da Bioba yeni gelecek yatırımcı açısından da endeksin algılaması kolaylaşacak. O yüzden ben yapıcı bir eylem olarak görüyorum. Bunun dışında çok fazla sorgulamamak gerekiyor. Dediğim gibi yakın bir zamanda alışılacak. Sadece Biop 30 değil, BIST 100 değil. Bu cepheye bütün endeksler gözüyle bakmak gerekiyor. İşte sanayi endeksi, bankacılık endeksi, işte tüm endeks, tüm Y yani BIST 100 dışı tüm endeks. Bunların da gün içerisinde kontrol edilmesi gerekiyor. Zaten yatırımcılar çok net bir şekilde görüyor ki son 1-1,5 aydan beri çekirdek endeksimizde BIST 30 yani Biop 30 endeksimizde çok büyük bir hareketlilik yok. Hatta son yılların en uzun yatay hareketine gidiyoruz. Ama yan kağıtlar dediğimiz işte BIST 100 dışı endeksle birlikte hatta BIST 30 dışı BIST 70 dediğimiz endeksle endeksin yukarı yönlü inmesi devam ediyor. Yatırımcılar aldıkları pay senetlerinin, hisse senetlerinin hangi sepetli olduğunu artık dikkatle izlemeli. Hangi sepeti izliyorlarsa onun endeksini izlemeli. Yani yatırımcı daha böyle small cap dediğimiz küçük hisse senetlerini izliyorsa çok evet. fazla BIST 100'ü gidip gitmemesi falan algı olarak önemli olmamalı. Böyle değerlendirmek gerekir diye. Ergün çok kısa altınla ilgili ama kısa düzeltme bekler misin? Hangi seviye önemli aşağıda? Yani şöyle düzeltme iki soru işareti. Faizi çok fiyatladı biliyorsun. Stresten çok piyasalardaki faiz düşen faiz ortamı yarıyor oraya. Evet fiyatladı. Tam da zirveye yakın 1921'leri falan görmüştü yanılmıyorsam. Oralara yaklaştık. Düzeltme beklemek teknik açıdan normal yoksa ortam açısından normal değil. Ama düşen faizlerinde artık alt bandına geldik gibi dünyada da yeni bir alevlenme olmazsa yeni bir böyle Allah korusun pandemiyle ilgili bir alevlenme olmazsa veya evet. ekonomik açıdan. O yüzden 1900-1920 dolar artık çok çok kritik direnç bandı olarak bakmak gerekiyor. Bunun dışında başka bir şey göremiyorum. Buy the dips orada devam ediyor. Yani düşüşler alınmasa teknik olarak da devam ediyor. Bu da ayrı bir olay kısa vadeli. Ergün teşekkür ederim. Ve Ankara'ya doğru gidelim. Önemli ve yoğun bir gündem devam ediyor geçtiğimiz haftadan itibaren. Hemen Mahir'e döneceğim. Mahir yeni yasalar görüşülecek ve tabii bir taraftan da yasalar görüştükten sonra meclisin tatile girmesi, ara vermesi beklentisi de var bildiğim kadarıyla. Biraz detay verirsen. Evet Selah Ankara'dan günaydın diyelim bizler de. Meclisin çalışma takvimine geleceğim ancak istersen önce Cumhurbaşkanı Erdoğan programıyla başlayalım. Bugün ilk olarak saat 13'te bir kabul olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Süper Lig şampiyonu Başakşehir takımını spor kulübünü kabul edecek. Hem futbolcular hem de teknik yönetimi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlayacak Cumhurbaşkanı Erdoğan. Saatler 15'i gösterdiğinde ise kabine toplantısı başlayacak. Kabine toplantısı önemli zira önümüzde Kurban Bayramı var. Bayramda ne tür tedbirler alınabilir bunlar görüşülecek. Koronavirüse ilişkin geçtiğimiz hafta haftalarda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay genel bir sokağa çıkma kısıtlaması olmayacağını ifade etmişti. Ancak yine bazı tedbirlerin gelmesini bekliyoruz. Zira rakamlar, yeni vakalar, günlük vakalar binin altında ancak
birden koronavirüs vakaları fırlayabiliyor, artış gösterebiliyor. Dolayısıyla ne tür önlemler alınabilir, nasıl adımlar atılabilir? Bugünkü kabine toplantısında ele alınmasını bekliyoruz. Tabii kabinenin tek gündemi koronavirüs olmayacak. Doğu Akdeniz'den Libya'ya, Suriye'ye kadar son gelişmeler ele alınacak. Yine terörle mücadelede bugünkü toplantının önemli başlıklarından bir tanesi olacak. Akşam saatlerinde kameraların karşısına yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçmesini bekliyoruz. Saat 18 ile 19 civarında Cumhurbaşkanı'nın kabine toplantısına ilişkin açıklama yapması, alınan kararları duyurması bekleniyor. Bu geçtiğimiz hafta sonu Cumhuriyet Halk Partisi 37. olan kurultayını gerçekleştirdi. Mart ayında yapılması planlanan kurultay pandemi dolayısıyla bu hafta sonuna ertelendi. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tek başına girdiği yarıştan, tek aday gösterildiği yarıştan yine genel başkan olarak çıktı. 6. kez genel başkan seçildi. İkinci günde dün ise parti meclisi üyeleri seçildi. 60 kişilik listeye girmeye çalışanlar oldu. Sonuçlar büyük oranda kesinleşti. CHP liderinin anahtar listesi çok büyük oranda seçilmeyi başardı, ancak kadın ve gençlik kotasından dolayı bazı değişmeler olabilir, fakat büyük oranda Kılıçdaroğlu anahtar listesi parti meclisine girmeyi başardı. Meclisin çalışma takvimine bakacak olursak eğer sosyal medya düzenlemesi artık son başlık diyebiliriz. Geçtiğimiz hafta Adalet Komisyonu'nda görüşülmüştü. Bu hafta genel kurula gelecek, görüşülecek. 13 saatlik bir maraton yaşanmış Adalet Komisyonu'nda, hatırlayacağınız üzere oldukça gergin dakikalar yaşanmıştı. Muhalefetin itirazları sürüyor bu çalışmaya, bu teklif ilişkin. Muhaliflerin sesi kısılacak gerekçesiyle bu düzenlemeye karşı çıkılıyor. Öyle ki geçtiğimiz hafta CHP'den de bir açıklama geldi. Bu teklifin sosyal medya düzenlemesinin yasalaşması halinde yasanın Anayasa Mahkemesi'ne götürüleceği ifade edilmişti. Peki teklif neler getiriyor? Bir iki cümleyle ona bakacak olursak öncelikle Türkiye'de günlük erişimi 1 milyon üzerinde olan sosyal ağ sağlayıcılarının Türkiye'de temsilcilik açması zorunlu hale getiriliyor. Nedir onlar? Instagram, Facebook, LinkedIn, Snapchat gibi sosyal medya kuruluşları, platformları Türkiye'de temsilcilik açmak zorunda. Eğer temsilcilik açılmazsa ne olacak? 5 aşamalı yaptırımlar söz konusu olacak. Son aşamada en ağır ceza %90 oranında bir bant daraltması ve kısıtlama söz konusu olabilecek, ki bu da neredeyse şirketin kapanması anlamına geliyor. Çok ağır bir ceza anlamına geliyor. Dediğimiz gibi muhalefet buna tepkisini sürdürüyor. Hem muhaliflerin sesi kısılacağı gerekçesiyle hem de kişisel verilerin Türkiye'de temsilcilik açılması halinde kişisel verilerin orada toplanacağı ve kişisel verilerin tehlike girebileceği gerekçesiyle, dediğimiz gibi CHP bu teklif yasalaşırsa AYM'de gideceğini açıkladı. TÜİK'ten önemli bir rakam bekliyoruz bugün. Temmuz ayına ilişkin sektörel güven endeksini açıklayacak. O rakamları takip ediyor olacağız. Son bir not, saatler 12.15'i gösterdiğinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İspanyol mevkidaşıyla ortak basın toplantısı yapacak. O toplantıda hem Suriye hem Libya hem de Doğu Akdeniz'e ilişkin önemli açıklamalar bekliyoruz diyelim. Sözü Ankara'dan tekrar sana bırakalım Zeliha. Maya, teşekkür ediyoruz. Biz de hemen Asya'ya doğru bir gidelim. Asya piyasalarında peki hareketler nasıl? Çünkü ABD vadeliler artıdaydı en son itibariyle. Ersoy, Asya tarafında nedir son durum? Haber başlıkları neler? Petrol tarafında en son bir veri geldi ama hafif eksilerde gördük. Detay nedir? Zeliha, tekrar merhaba. Sabah konuştuğumuzda karışık bir görüntü var diyordum. Öyle de devam etti. Asya'da net yön belirtmiyor piyasalar. Japonya Nikkei borsası eksi 0.16 ile kapattı. Hang Seng Hong Kong borsası eksi de. Seninle konuştuktan sonra Şangay bir artıya geçti, bir eksiye geçti. Şu an son durum ne bilmiyorum ama o da net yön belirtmiyor. Bugün biraz daha iyi olan iki borsa var. Güney Kore borsası Kospi %1'e yakın artıda. Bir de Tayvan. Özellikle semi iletken şirketlerinin iyi performans göstermesiyle %2'nin üzerinde artıyla kapattı. Aslında geçen haftadan gelen tabii bu Çin-Amerika gerginliği var. Onun hafta sonunda da biraz devamı geldi. Hatırlarsan Houston ve Chengdu konsoloslukları kapanmıştı. Her ülkede birer tane kapatarak karşılık verdiler. Bu noktada kalırsa olaylar çok büyümeyecek ama bu konu daha çok gündemimizde olabilir. Hafta sonunda ne oldu? Her iki ülkede Amerikan yetkililer Cuma günü Çin konsolosluğuna girdi. Hatta zor kullanarak girdi deniyor. Biliyorsunuz konsolosluklar o ülkenin toprağı sayılıyor. Pazartesi günü de Çinli yetkililer Amerikan konsolosluğuna girdi. Bu biraz tedirginliği artıran bir gelişme. Ama burada kalması diyeyim şimdilik. Bir de
Amerika'daki virüs vaka sayıları ilk defa biraz duruldu. O yüzden de piyasalar bir toparlama yönüne giriyor diyebilirim. Çin'den yine iyi bir veri geldi. Sanayi karları %11,5 arttı. Geçen ay %6 artmıştı. Goldman Sachs bu Malezya devlet fonu OneMBD için 3.9 milyar dolar ödeyecek. Bu dikkatimi çekti. Ama diğer varlık sınıfları tabii en çok dikkat çekiyor. Nedir o? Altın, Bitcoin, Japon yenine dikkat çekmek istiyorum. Güvenli liman algısıyla biraz orada da değer kazancı var. 105.6'lara geldi. Petrolde biraz aşağı yönlü hareket var Zeliha ama çok haber yok. 41 dolar ve 43 dolar seviyesindeyiz. Ağustos ayı başında bu üretim kesintileri 9.7'den 7.7'ye gelecek. En önemli haber bu olacak. Ama orada da çok hareketlilik yok diyebilirim. Bugün Asya'da karışık bir görüntü var diyeyim. Sözü sana aktarayım. Zeliha. Ersoy, teşekkür ediyorum. Biz de yavaşça araya gidelim. Aradan sonra devam edeceğiz. Ve devam ediyoruz. Her sabah olduğu gibi info yatırıma gideyim. Yunus Şahin karşımda olacak. Yunus, sanırım biraz heyecan var mı acaba çift sıfır atılacağı için? Evet Zeliha, günaydın. Dediğin gibi rakamlara alışmaya çalışıyoruz biz de. Çünkü 1192 puanla aslında cuma günü kapatmış oldu endeks ve artık destekleri, dirençleri takip ederken 1000'li rakamlardan konuşuyor olacağız. Sabah itibariyle Viyop'a da baktığımızda yine 1350 puan civarında bir hareket olduğunu görüyoruz. Yurt dışını toparlarsak eğer, Amerika ile Çin arasındaki gerginlik devam ediyor bir yandan. Önce Houston'daki konsolosluğun kapatılması, ardından Çin'in buna karşılık Qingdao'daki konsolosluğunu Amerika'nın iptal etmesi lisansını, arkasından da Houston'daki konsolosluğun aranmasına ilişkin görüntülerin ortaya çıkması iyice tırmandırdı gerilimi. Elbette burada da riskten kaçan yatırımcıların altına yöneldiğini görüyoruz. 1920 doların üzerinde bir altın güne başlarken bizi karşıladı. Diğer taraftan doların da değer kaybı devam ediyor. Euro dolar paritesi 1.17'nin üzerinde. Gelişmeler elbette takip ediliyor ama en önemli gündem maddesi şimdilik bu gibi gözüküyor. Diğer taraftan çarşamba günü FED toplantısı var. Yurt dışında bu haftanın en önemli gündem maddesi olacak. Tabii ki faizlerde bir değişiklik beklenmiyor ama ekonomik görünüme ilişkin vereceği mesajlar FED'in ve Başkan Powell'ın fiyatlama üzerinde ciddi etki gösterecek. Sabah itibariyle vadelilere baktığımızda Amerika tarafında pozitif bir seyir olduğunu görüyoruz. Borsa İstanbul'da da benzer şekilde pozitif bir başlangıç yapılmasını güne bekliyoruz açıkçası. Bizde kur tarafında sakin seyir devam ediyor. Dolar TL özelinde konuşuyorum elbette. 6.84'lerde sürüyor ama Euro tarafı elbette paritedeki değer kazancı ile birlikte 8 lirayı aşmış durumda. Tarihi zirvesine çok yakın bir Euro TL kurundan bahsediyoruz yurt içine baktığımızda. Borsa İstanbul tarafında 1192 puandan cuma günü kapanış yaptık dediğim gibi. Burada 1200'lü seviyeler, yani eski 120 binler aslında önemli bir direnç seviyesi haline geldi son birkaç haftadır. Buraya yaklaşmakta zorlandığını görüyoruz endeksin. Ama 1180'ler üzerinde kalındıkça da buradaki yukarı yönlü momentumun korunacağını düşünüyoruz açıkçası. Buradaki elbette ilk hedef 1200'ler ve bunun üzeri olacaktır. Bunun üzerinde kalıcılık sağlandığı takdirde elbette eski zirve olan 1240'lar yeniden hedef noktası haline gelebilecek. Bu hafta 3,5 gün bayram tatili dolayısıyla eksik işlem günü olacak. Çarşamba günü bizde de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 3. enflasyon raporu takip edilecek. Yıl sonu beklentisi 7.4'tü bir önceki enflasyon raporunda Merkez Bankası'nın. Burada yukarı yönlü bir revizyon yapabileceğini düşünüyoruz. Son iki beklenti anketinde de zaten bakıldığında yukarı yönlü bir revizyon geldi ekonomistlerin beklentilerinde. Evet. Diğer taraftan Merkez Bankası'nın PPK açıklamalarında da benzer şekilde enflasyondaki risklerin yukarı yönlü olduğunu gördük. Dolayısıyla burada da yukarı yönlü bir revizyon çarşamba günü görebiliriz diyelim. Yunus, alışmışsın hemen 1240-1200, güzel. Ağzına alışmış hemen, bakalım. Biz de alışacağız yavaş yavaş diyelim. Evet efendim, bitiriyoruz burada yatırım bülteni. Görüşmek üzere.